Günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Gel kahve içiyorduk, katıl bize. İçmeyeceğim ama hadi size eşlik edeyim. Akşam Burak'ta mı kaldın? Evet, Burak'ta kaldım. Neymiş bakayım sorunu? Bu sefer sorun Aslı ve Başak. Nihat, bu kız oğlumuzun gözünü kör etmiş. Ona böyle bağırıp çağırmaktansa ona bunu göstermemiz lazım. Ben gösterdim Sevda. Ben ona bunu gösterdim. Ama o bana inanmak yerine gitti o kıza inandı. Ben bugüne kadar Burak için her şeyi yaptım. Hiçbir şeyini eksik etmedim. Keza sen de öyle. Ama bu kadar sorumsuz olmasına rağmen ona her zaman anlayış gösterdik. Karşılığında ne aldık? Buyurun işte. Sırtını bize çeviriyormuş. Eğer böyleyse defolup gitsin. Hiç umurumda değil. Ay Nihat, ne olursun böyle konuşma lütfen. Biliyorum sinirlisin, sinirden böyle söylüyorsun ama yapma lütfen. Çok üzülüyorum. Selda, üstüme gelme. Bu konu yüzünden seni de kırarım. Teklifini kabul etmemekle iyi yaptım, değil mi? Ya çok iyi yapmışsın ya. Ya ne olursa olsun yalan söylememeliydi yani. Ya hem bir şey diyeceğim bak, o yalan olmasa şimdi ne güzel kankamla böyle mutlu mesuttunuz ya. Erdem, artık bahsetme ondan ya. Ay Erdem, sana kaç kere söyledik ya, kaç kere uyardık. Ya tamam ya, böyle ağzımdan kaçıyor, ne yapayım? Ne işin var senin burada? Ne işim olabilir? Seninle konuşmak için geldim. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok, git buradan. Ya tamam, çok pişmanım. Ya bana ne yapsan, ne desen haklısın. Ama yalvarırım böyle susma. Susmuyorum zaten. Ben söyleyeceğimi söyledim. Açıkçası Aslı için çok üzüldüm. Yani hiç suçu yokken bu durumlara düşmesi. Yazık. Bu olanlar çok sıra dışı şeyler. Başak'ın kolunun Aslı'ya kadar uzanmış olması inanılır gibi değil. Eda. Başak sana bu konudan bahsetti mi? Hayır baba, ben de ilk defa duyuyorum. Ben de çok şaşırdım. Yengem ve amcamın emin olmadan Aslı'yı Burak'a karşı kötülemeleri hiç iyi olmadı. Yani Burak bundan kendini sorumlu tutuyor. Ve doğal olarak da ailesine karşı çok sinirli. En büyük hatayı da amcamı dinleyerek yaptı. Sonunda kazanan da Aslı oldu. Çağla'cığım, senin bu olanlardan haberin var mıydı? Evet, ben biliyordum. Yani Selda teyze bana her şeyi anlatmıştı. Selda sana niye bunu anlatıyor ki? Dertleşmek için değil herhalde. Yoksa yine sizi bir araya getirmek için planlar mı yapıyor? Anneciğim, öyle bir şey planladığını sanmıyorum. Planlasa da fark etmez artık Çağla'cığım. Çünkü ben böyle bir şeye asla izin vermeyeceğim. Sen de bunu kafana soksan iyi olur. Yani bir an önce kabullensen harika olur. Ben de zaten Burak'la tekrar birlikte olmayı düşünmüyorum. Anneciğim biraz sakin olsan olur mu? Ya olaysız bir tek günümüz yok ya. Ya ben bu kadını ne yapsam acaba? Neyse, ben abimin yanına gideyim de biraz onunla konuşayım. Hadi, ağzım artık. Tamam canım. Çocuklar, benim de işe gitmem lazım. Görüşürüz. Ben de okula gideyim bari. Görüşürüz.